Evet sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Vallahi kamera açısıdır efendim, geri durdum, yüksek çıktım, şişman durdum, aşağıda durduma bakmadım. Efendim, öyle normal ev halimle şöyle affınıza sınar üstünü düzelteyim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün de yengeç burçlarına biraz tolerans ve efendim şımartma yapacağız. Efendim neler bekliyormuş onları, nereden gelmişler, nereye gidiyorlarmış diye bakacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Astroloji sevenler olarak Mine Ölmez ve Miss Astro çatısı altında toplandık. Astroloji insanlık tarihi kadar eski, Mezopotamya'da çok kadim uygarlıklar tarafından ortaya çıkarılmış ve kesinlikle asla hayal ürünü olmayan, asla fal ürünü olmayan çok kadim bir ilim. Kıymetini bilenlere ne mutlu. Herhalde biz de bu işlere pazartesi günü başlamadık arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı ona göre yapın. Tamam mı? Şimdi yengeç burçları bir kere en zorlu zamanlarını 2017-2020 arası gerçekten yaşadılar. 2020'de gerçekten çok zordu onlar için. Sonrasında da hemen rahatlamadılar tabii ki. Plüton hala burçlarında son derecelerde ilerliyor. Şey, karşıt burçları olan Oğlak da son derecelerde ilerliyor. Satürn'ün Oğlak burcuna geçtiği 2017'nin sonu, 2018-2019-2020 yılları gerçekten yengeç ve yükselen yengeçlerin hayatında dönüm noktası diyebileceğimiz olaylara vesile oldu. Ayrılıklar, boşanmalar. Burada ben şu yorumları izninizle kapatıyorum. En son açarız. Evet. Şimdi ayrılıklar, boşanmalar, kavgalar, tartışmalar birçok yengecin hayatında dönüm noktası olabilecek olaylara vesile oldu. Satürn sadece Oğlak burcuna geçti, karşıt burçlarına yerleşti diye değil. Hem Satürn Oğlak'a geçti. Zaten Plüton oradaydı. Akabinde oralarda tutulma aldılar. Hele ki var ya 2019 yılında Oğlak burcunda güneş tutulması, ay tutulması, yengeç burcunda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, üstüne Satürn zaten orada, Jüpiter orada, Plüton orada. Güney ay düğümde Oğlak'tan geçerken asırlık ilişkiler belki bitti. Çok büyük savaşlar verdiler, çok büyük yalnızlıklar yaşadılar. Çok büyük zorluklarla burun buruna geldiler. Neyse ki sonrasında Satürn Kova burcuna geçti. Direkt olarak onlara saldırı enerjisinden çıktı. Ama bu defada ne oldu? Belki yakınlarını kaybettiler 2020'den sonra da. Belki işte ayrıldılar, tazminat, nafaka, onunla uğraştılar. Bir takım korkularla yüzleştiler. Belki ameliyatlar oldular. En çok maddi sıkıntılar çektiler belki. İlk defa şirket oldular. İlk defa para kazanmaya ya da para harcamaya çok fazla başladılar. Miras, nafaka konuları gündeme geldi. İş ve kariyer sıkıntıları yaşadılar. Bu sefer de rızıklarında bir daralma oldu yengeçlerin. Şimdi yengeçlerle ilgili önümüzdeki süreci ne bekliyor demeden önce yengeçlerle ilgili biraz da bilgi vermek istiyorum. Yengeç burcu zodyan 4. burcudur. Öncü bir burçtur. Yazı başlatan burçtur. İlk defa ruhu hissettiğimiz burçtur yengeç. Dolayısıyla yengeçlerin doğal olarak doğuştan bir Allah inancı, maneviyatı, efendim dünyanın neresinde olursa olsun yengeç mutlaka inancını, kendi itikadını, yolunu bulur. Ve mutlaka o yolun gerektirdiği şekilde de hayatında ilerler ve bir şekilde inancıyla ayakta duran burçlardandır. Mesela yengeç kendini kaybettiğinde yemeği sever, masa kurmayı sever, insanları beslemeyi sever, kendi beslenmeyi sever, kilo almaya çok yatkındır filan. Ama bütün bu dünyevi, nefsani zevklerin ötesinde bir yengeç her zaman ruhunun gideceği yeri arar. Mesela doğada da şöyle düşünürseniz, insan kişisinin de yengeci, denizi Allah'ın rahmeti ve cennet olarak düşünün. Yengeci de bir denizde bir karada görüyorsunuz mesela. Bir kuma çıkıyor, bir denize giriyor. Sebebi şu. Ve sürekli biriktiriyor. Mesela denizden aldığı bir şeyi karaya götürür. Denizden aldığı bir şeyi karaya götürür. İnsan yengeç de böyledir. Allah'ın yanında olmamak, onun nuruyla buluşmamak yengeci o kadar incitir ki sürekli ona maneviyatını hatırlatacak bir şeyleri biriktirme eğilimindedir. Aklı başında yengeç bunu dünya malı olarak yapmaz. Dua biriktirir, iyilik biriktirir, hayır biriktirir ama
kendinin farkına varamamış yengeç koleksiyonculuğa merak sarabilir. Aslında o dünyada olduğunu hatırlamaya ihtiyacı var Cüsek. Ben cennette değilim, Allah'ın yanında değilim, onun nurundan ayrıldım, dünyaya düştüm. Yengeç burcunun içinde hep şöyle bir his vardır. Ben dünyaya ceza olarak gönderildim sanki. Bu dünya benim için çok zor. Bu dünya benim için çok kırıcı. Bu dünya insanlar için çok zor. İşte keşke Allah'ın yanında olsaydım, keşke cennette olsaydım, keşke manevi bir yerde olsaydım. Dolayısıyla bir şeyler biriktirerek kendini hayatta tutmaya, hayata bağlı hissetmeye çalışır garibim yengeç. Hassas bir burçtur. Ama hep söylerim, kabuklu burçların içinde çok yumuşak bir alan vardır. Kabuklu burçlar göründüğünden çok daha duygusaldır. Bu sebepten de incitmemek için dışa duvar örebilirler. Yani mesela bir yengeci çok merhametsiz görüyorsanız, çok sert, çok duygusuz görüyorsanız, bilin ki o zamanında çok büyük acılar yaşamıştır. Bu acıların benliğini sarsmasıyla öyle sert yüzleşmiştir ki, dünyanın onun kaldıramayacağı kadar ağır bir yer olduğunu fark ettiğinde artık insanlara kendini kapatmayı, sevgisini, ilgisini sadece hak edenlere göstermek üzere o kabuğunu kendine kapatmayı seçebilir. Yoksa yengeç hani duygusuz bir burç olamaz. İçinde yaşamayı tercih edebilir. İncinmemek adına yumuşak karnını kimseye göstermemek üzere hareket edebilir yengeç burcu. Yengeçler yöneticileri ay olduğu için ruh halleri çok çabuk değişebiliyor, biliyorsunuz ki. Bir kadınların, bir yengeçlerin bir gün içinde 286 bin ruh haline girdiğini görebilirsiniz. Duyguları çok çabuk değişir ve bu duyguları yüzlerine çok çabuk yansır. İnsanları hemen kırma taraftarı değillerdir. Mesela alındıklarında hemen karşı tarafla kavga etmek, yüzlerine çıkmak, onları incitmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla bir yengeç size alındığını belli etmeyebilir. Siz bunun hiç farkına varmayabilirsiniz. Bu onların biraz da sinsi görünmesine sebebiyet veriyor. Mesela sizinle düğüne gidebilir, derneğe gidebilir, oraya gidebilir, buraya gidebilir, yanınızda çok güzel davranabilir ama içi kan ağlıyor olabilir, size kırılmış olabilir, siz bunu anlamayabilirsiniz. Sonra birdenbire ya ben senden sıkıldım ya da sen beni çok kırdın, ben artık gidiyorum dediğinde, Allah Allah ne oldu ya, hani çok iyi anlaşıyorduk, ne oldu şimdi duygusuna kapılmanıza sebebiyet verebilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yengeçler gizemli, gecenin çocukları, sanatsal konularda son derece başarılı. Genelde beste yapanlara baktığımızda mesela işte Yeşim Salkım da yükselen yengeç, bu arada sevgilerimi gönderiyorum ona. İnanılmaz iyi bir annedir, inanılmaz iyi bir kadındır, inanılmaz iyi bir insandır. Hani o koç, savaşçı tavrının arkasında gerçek bir anne, gerçek bir maneviyat ve gerçek bir duyarlılık yatıyor aslında yükselen yengeç olarak. Aynı zamanda Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Türkan Şoray'ın biliyorsunuz Buruk Acı bestesi var. Hatta ben çok şaşırmıştım duyduğumda. Buruk Acı'yı hatırlar mısınız bilmiyorum. Hani şey, hayat içimde bir kor, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı. Bu şarkıyı Türkan Şoray yapmış. İnanamadım ilk duyduğumda ben. Araştırın, sözlerini o yazmış tabii. Besteyi kim yaptı bilmiyorum. Belki beste de onundur. Ama Buruk Acı bestesini Türkan Şoray yapmış. 28 Haziran olması lazım. Venüs dekanı bir yengeç. Sezen Aksu biliyorsunuz müthiş besteleriyle yengeç kadını. Ben sana küsüm aslında, haberin yok. Beni koyup gittiğin yerde kötülük çok. Sezen Aksu ve aklımızın almadığı, inanamadığımız bestelere imza atan bir isim daha var ki çılgın kadın. Yıldız Tilbe. Her ne kadar kendisiyle şu köpek mevzusundan sonra birazcık dikleşsem de gerçekten büyük bir yetenek, biliyorsunuz ki. İlk aklıma gelenler Deniz Seki. Deniz Seki'nin de çok önemli besteleri var. Hepsinin ortak özellikleri duygularıyla hareket ediyor olmalı herhalde. Çünkü ay tarafından yönetilen yengeçler gerçekten de duygularıyla hareket ederler. Bu zeki olmadıklarından, akıllı olmadıklarından falan değil. Bu bayağı bildiğiniz duygularıyla hareket ettiklerinden, ay tarafından yönetildiklerinden. Mesela bir yengeç bile bile yanlış bir ilişkiye girebilir, bile bile kendini kullandırabilir. Biliyordur yani, bilmediği için değil.
biliyordur. Kullanıldığını da biliyordur, kandırıldığını da biliyordur. Ama duygular o kadar ağır gelir ki, duygular o kadar sarmıştır ki onu, duygularıyla hareket edebilir. O duygusal yapılarından dolayı çok erken evlenmeye müsaitlerdir. Çok erken evlenebilirler. Birden fazla kez evlenebilirler. Çocukları çok severler. Genelde yengeç ebeveynleri evlatlarına çok düşkün olur. İstisnalar kaideyi bozmaz. Evlerine, yuvalarına çok düşkün olurlar. Mesela bir yengeci mutlu etmek istiyorsanız ona güzel bir ev verin. Bir barbekü verin. Yemek pişirsin, milleti beslesin. Yemek yapsın, herkesi doyursun. Yengecin en sevdiği şeyler bunlar diye söylemiş olalım. Efendim. Canımı yengeçler. Şimdi yengeçlere önümüzdeki süreçte neler bekliyor dersek. Şimdi Satürn'ün balığa geçmesinden başlamak istiyorum. Bir insana, mesela aramızda astroloji öğrencileri de olabilir, astrolojiye meraklı olan arkadaşlarımız da olabilir. Bir insanın o yıl aşağı yukarı ne yaşayacağını kaba taslak çıkarmak istiyorsak, o yıl aldığı tutulma etkilerine, Satürn'ün nerede durduğuna ve aynı zamanda Jüpiter'in ona nereden fırsatlar getirdiğine bakmamız o insan için çok çok yeterli bir yorum bile olabilir kaba taslak çıkardığımızda. Çünkü kadere şekil veren, dönüm noktalarını belirleyen olaylar özellikle tutulmalar ve Satürn transitleriyle belirli olur. Jüpiter de fırsatların bize, şansın bize nereden geldiğini anlatır. Şimdi yengeçler, güneş yengeç olanlar, yani size sorduğunuzda burcunuz nedir dediğinizde, burcum yengeç diyenlerin güneş Jüpiter karesi var bir kere. Bu yıl olaylara özellikle Mayıs'a kadar olduğundan daha çok tepki verme eğiliminde olabilirsiniz. Özellikle anneniz, babanız, aile büyükleriniz, kariyerinizle ilgili konular, toplumdaki statünüz ve yerinizle ilgili abartılı duygular içerisinde, abartılı iniş çıkışlı durumlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu yıl biraz zorlanırsınız belki kariyeriniz açısından, ama yeni bir kariyer planı oluşturmak, başarılı olmak için de bir o kadar şansınız vardır. Yani uğruna emek verdiğiniz bir iş planınız varsa, devletten bir onay bekliyorsanız, ne bileyim memur olmak istiyorsanız, atama istiyorsanız, emeklilik istiyorsanız, mevki ve statü değişikliği istiyorsanız, bu yıl sizin için gerçekten fırsatlar çok fazla gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Onu söyleyeyim. Kariyer konusunda 16-17 Mayıs civarına kadar kariyer konusunda son derece şanslısınız. Ama ailevi konularda da önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Özellikle Nisan ayında kariyerinizde bir önemli dönüm noktası, bir sıçrama, bir değişim, bir dönüşüm, bir başarı elde edebilirsiniz. Yeni bir işe veya yeni bir tanıtım mevzusuna girişebilirsiniz sevgili siz yengeçler. Ve ailevi konularda çok önemli bir şey olabilir. Anneniz, aile büyükleriniz. Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Artık bir ekip tutacağım söylediklerimi kaydeden. Ve her burçtan tutacağım bunu. Ne demiştik, ne olmuştu diye. Çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız demektir. Bu arada siyasetçilerden baktığımız zaman Meral Akşener'in güneşi yengeç. Güneş Jüpiter karesi yaşıyor. Demek ki Nisan ayında güneşine Jüpiter karesinin dışında bir de güneş tutulması ve güneş yeni ay etkisi aldığı için Koç'tan çok önemli bir karar ya da çok önemli bir görev değişikliği, bir şey olabilir onunla ilgili. Önemli bir şey olabilir onunla ilgili. Bir değişim süreci. Bu arada hep söylüyorum, Ali Koç ve Fenerbahçe ile ilgili de aynı şeyi söylüyorum. Mart'ta zaten değişim olacak demiştim. Nisan'da çok daha net, belirgin bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Bunlar da burada dursun. Bunun dışında siz yengeçler, güneşiniz yengeçse özellikle egonuzu ortaya koyuş biçiminize çok dikkat edin. Canlarım bak çok iyi dinleyin beni. İnsanlara kendinizi ispat etmek için yanlış hamleler yapmamaya çalışın. Hakkınızı savunurken, kendinizi savunurken abartılı tepkiler verirseniz ya da işte ben haklıyım, işte bugüne kadar şu kadar mücadele ettim, bu bana yapılmış bir haksızlıktır telinden çalarsanız canım yengeçlerim, benim güzel gözlülerim, güzel gözlüsünüz siz bu arada. Yengeçlerin göğüsleri de çok güzeldir ama şimdi neyse o konulara girmeyelim. Şu gerdanları da kaymak gibi olur maşallahları vardır. Kadınlardan bahsediyorum tabii. Ondan sonra eğer hani çığırtkanlık yaparsanız haklıken haksız duruma düşebilirsiniz. Egonuzu ortaya koyuş biçimize dikkat edin. Ne egosuz davranın ne de çok egolu davranın. Dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Yani kendinizi dinletirken, anlatırken, birileri sizi dinlerken
Abartılı şeyler yapmayın. Bu size zarar verebilir. Egonuzu doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışın. Ne hakkınızı yedirin ne de çok abartılı hareketler yapın. Aynı zamanda otoritelerle de bir zorlanma yaşanabilir. Anneye, baba, aile büyükleri gibi. Jüpiter'in etkisi bu. İkinci dönemde, yani 16-17 Mayıs'tan sonra Jüpiter sizin için çok iyi çalışmaya başlayacak. O verdiğiniz mücadele, o savaşçı tavrınız yerine daha yumuşak bir tavır alacak. Uzun zamandır beklediğiniz şans ölçütlerine kavuşmaya başlayabilirsiniz. Sosyal bir çevrede görünebilirsiniz. Önemli bir görev alabilirsiniz. Siyasi bir makama gelebilirsiniz. Mesela değil mi? Milletvekili olmak istiyorsun. Bakan olmak istiyorsun. Vali olmak istiyorsun. 11. ev konuları olabilirsiniz. Bir grubun, bir kulübün, bir derneğin başkanı olabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Nikah yapabilirsiniz. Nişan yapabilirsiniz. Düğün yapabilirsiniz. Kendinizi çok net bir şekilde gösterebilir, ifade edebilir. Ve gerçekten başarıyla ruhunuzu, varlığınızı ortaya koyabilirsiniz sevgili yengeçler. Evlilik, yuva ve aile konularıyla ilgili de şansınız artmaya başlayacak. Mayıs'taki Akrep Burcu'ndaki ay tutulması. Çocuğum olmuyor, evladım olmuyor diyen yengeçler için Kasım sonuna kadar çocuklarla ilgili mucize gelişmeler getirebilir. Evlat sahibi olabilirler. Ancak hali hazırda çocuklarınız varsa onların üstüne biraz daha titremek, onlara biraz daha ilgi göstermek, onları daha çok sevmek, daha çok ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Onların duygularında bir takım hezeyanlar olduğunu, bir takım değişimler ve gelişimler olduğunu fark edebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Ama yılın ikinci yarısından itibaren aşk, çocuklar, hobilerle ilgili konularda biraz daha sorumluluk alır ve zorlanırken, hamilelik de buna dahil, sorumlulukların artması da buna dahil, sosyal çevre ve dileklerin kabulüyle ilgili konularda daha şanslı olacaksınız. Ancak Jüpiter-Plüton karesinin etkisine baktığımız zaman birazcık, çok para kazanabilirsiniz. Bu arada çok para kazanacağınız bir şansınız açabilir ve bir iş bulabilirsiniz. Gruplarla yapılan işlerden çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Arkadaşlarla yapılan işlerden çok büyük para kazanabilirsiniz. Ama bir o kadar da harcama ve ödeme gibi durumlarınız da olabilir. Yani kazandığınız kadar harcamak gibi durumlar da olabilir. Dengelemeniz lazım o süreçte gelirlerinizi. Peki Satürn'ün balığa geçişine gelecek olursak. Ha, bu arada yılın ikinci yarısından itibaren yani Ekim-Kasım aylarında yengeç ve yükselen yengeçler için çok köklü bir taşınma olabilir. Çok köklü bir yer değişikliği olabilir. Evini, yurdunu, tasını, tarağını toplayıp terk-i diyar eyleyebilir. Buna ülkede dahil, buna şehirde dahil, buna semtte dahil. Yengeçler taşınacaklar, evlerini, yuvalarını yeni bir alana taşıyacaklar gibi gözüküyor. Ve anneniz, aile büyükleriniz, babanız bunlarla alakalı da sorumluluklarınız özellikle yazdan sonra sonbahara doğru artmaya başlayacak gibi gözüküyor. Yazın bir Satürn-Mars karşıtlığı var ki evlerden uzak. Kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili sert ve sorunlu durumlar yaşanabilir. Kardeş-akraba olaylarına biraz dikkat etmeniz lazım. Onların zorlu günlerine şahit olabilirsiniz. Para konusunda da hiç kazanmadığınız kadar diyorum ya bak çok para kazanma şansınız var. Elinizi atın bir şeylere ya Allah deyin. Bu konuda şanslısınız. Satürn'ün 9. evinize geçmesinin ki şöyle bir etkisi var. Yine yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği verecektir size onu söyleyeyim. Bunun dışında hukuki bir konu, hukuki girişimler olmaya başlayabilir. Hayatınızda birilerine isteseniz de istemeseniz de hukuk davalarına çekilebilirsiniz. Kitap yazabilirsiniz. Bir dil öğrenebilirsiniz. Üniversite eğitimine başlayabilirsiniz. Akademik kariyer yapmaya başlayabilirsiniz. Ama bunların hepsinde ağır sorumluluklar ve zorluklar görürsünüz. Yeni bir dil öğrenmek için bir çaba verebilirsiniz. Astroloji için, astronomi için, felsefe için, dini konuları öğrenmek için bir çaba gösterebilirsiniz. Hac veya umre yapabilirler 2 yıl içerisinde. Veya ne bileyim Hristiyansanız Vatikan'a gidebilirsiniz. Ne bileyim bir kiliseye gidip hacı olabilirsiniz. Ne bileyim ben inancınız neyse. Bu arada Japon Moriwaki abimize selamlarımı gönderiyorum. Adam Budist mesela. Adam ne yapacak mesela yengeç burcuysa? Budist hacısı olacak. Herkes inancına göre. Ama yengeç burçlarının 2 yıl içerisinde hac, umre gibi ziyaretleri olabilir. Bir ermişlik, bir makam elde etme. Bakın şu anda biraz üzülüyorsanız yengeç olarak böyle bir olgunlaşma, bir zorluk, bir anlaşılamama derdi. Anlaşılamama. Yengeçlerin en önemli sorunu şu anda bu anlaşılamama. Yaşıyorsanız bilin ki o anlaşılamama derdiniz sizi daha yüksek bir mertebeye götürecek. Daha bir ermiş mertebesine götürecek. Bakın bak çok önemli bir şey söylüyorum. Belki şu bir aya kadar yaşadıklarınız bile size kendinizle ilgili farkındalıklar yaratmıyordu. Şunu gördünüz. Düşmanlarım var. Pusuda bekliyorlar. Her şey iyi gidiyor. Konforluydu. Ama bozuldu. Bir şeyler bozuluyor hayatımda. Elimi taşın altına koymak zorundayım. Kendimi geliştirmek zorundayım. Bir değişim yapmak zorundayım.
Nerede hata yapıyorum? Kendimi geliştirmek zorundayım. Yengeçlerde böyle bir bilinç oluşacak. Dil öğrenmek, hukuk, eğitim, akademik konular. Bir bilinç oluşacak ve o gelişim için gereken çabayı yengeçler gösterecekler gibi görünüyor. Aynı zamanda gerçekten şehir, ülke, yer değişikliklerini bu durum biraz daha garantili hale getiriyor. Biraz eğitim, öğretim, anlaşılma, dil konularında zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela küçük çocuğunuz var, yengeç. Problem çözemeyebilir, dersleri zor anlayabilir bu süreçte. Ek ders vermeniz gerekebilir. Biraz böyle üstünde baskı hissedebilir filan. Ama Satürn'ün bu pozisyonu sizi öyle bir güzel geliştirecek ki evlenebilirsiniz. Yuvanızı kurabilirsiniz. Bugüne kadar destek almadığınız kimselerden destek alabilirsiniz. Bu sizin için güzel bir gelişme. Ama Satürn size dil, iletişim, maneviyat, uluslararası işler, yeni bilgiler edinmek, vizyonunuzu geliştirmek konularında zayıf kaldığınızı gösterebilir. Hukuk ve benzeri savaşlar içine girebilirsiniz. Dikkat edin, elinizden geldiğince girmemeye çalışın. Ve gerçekten şehir, yer, yurt değiştirme ihtimaliniz de vardır. Bunu da söylemiş olayım. Ah bu Satürn, ah bu Satürn, ah bu Satürn. Niye diyesin sen bize? Gerçi Satürn olmasaydı zaten dünya da dünya olmazdı yani. Hani dünyanın dünya olması için Satürn'e ihtiyacımız var. Evet, şimdi bize değer verip, zahmet edip, premium üye olan diyen, şunu diyorlar mesela, premium üye olan bize şunu söylüyor. Siz bir şey yapmışsınız, biz de destekliyoruz kardeşim. Yok efendim çok paraymış da hiç de çok para değil, Allah biliyor. Yok efendim işte niye paralıymış da zaten ücretsiz kısmı bile gayet tatmin ediciyken, ücretli kısmına tabii ki bir şeyler ekleyeceğiz. Çünkü burada sadece ben yokum arkadaşlar. Miss Astro reklam ve marka yüzü ben olabilirim. Ama arkada mükemmel bir ekip var. Bir kere çok iyi yazılımcılar var. Dostlarımız hepsi de. Herkesin işi bu. Bu bir iş arkadaşlar. Bir kere bunu anlayın. Bu işten benim en büyük karımsa yıllardır hani hayal ettiğim, insanlara hani doğum haritalarına bakabilecekleri bir alan ayarlamak istiyordum ve onlara oradan bu kadarını ben de tahmin bile edemezdim bu arada. Transit yorum alsınlar, yükselen burçlarını vesairelerini görsünler, okusunlar diye. Biz bunu geliştirmeye devam ediyoruz ve inşallah Allah nasip ederse bundan sonraki süreçlerde kararlıyız ki benzersiz bir şey yapmaya doğru gidiyoruz evelallah. Yani hiç bulmadığınız, hayatınızda görmediğiniz şeyleri buraya eklemeye kararlıyız. Çok güzel şeyler yapıyoruz ama tabii ki zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada premium olanlar da şunu demek istiyor. Yani biz size güveniyoruz. Bizim için güzel bir şey yaptığınıza inanıyoruz. Geldik. Memnunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de onlara teşekkür ederiz. Elbette bir ayrıcalıklar olacak. Onların sorularını şimdi cevaplayacağım. Onların sorularında mutlaka kendini bulan başka yengeçler de olacaktır diye düşünüyorum. Sorulara cevap verirken de isterseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi bakalım. Bize sorular sormuşlar. Bu arada Miss Astro'yu hala yüklemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Yani abone olun olmayın ama üye olabilirsiniz, indirebilirsiniz. Oradan da birçok bilgi edineceksiniz, doğum haritanızı okuyacaksınız. Yakında Sinastri geliyor, hazırlıyoruz altyapısını. Numeroloji altyapımız hazır, geliyor. Bir sürü şey hazırlıyoruz, gerçekten çok çalışılıyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Şimdi ben sorularla başlayayım. Buradan da kendinizi bulacağınıza inanıyorum. Evet, sevgili Bahar arkadaşımızın güneşi koçmuş, yükseleni yengeçmiş. Ay aslanmış. Genel olarak haritamı detaylarıyla yorumlamanızı çok istiyorum. Canımsın Bahar, haritanı detaylarıyla yorumlamak derken ne demek istediğini anlamıyoruz tabii ki. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır. Şimdi yükseleni yengeç. Mars asendantın üstünde. Güneşinin yöneticisi ve Güneş Mars karen var. Bu demek ki sen biraz sinirli bir yapıya sahipsin. Çok çabuk fevrileşebiliyorsun. Biraz böyle duygusallaşma, duygu sömürüsü yapma, kıskançlık krizleri falan gibi durumların olabilir. Kendini biraz dengelemen gerektiğini düşünüyorum. Sevgili tatlım, adını unuttum kızın. Bunun dışında ayın aslan olması çok önemli tabii ki. Çünkü senin yükselenin yengeç ve yükselen yöneticin ay ikinci evde. Senin için gerçekten hayatta mutluluğun ilk kaynağını söylüyorum. Normalde bir yükselen yengeç ev, yuva, ailede mutlu olmaz ama mutlu olamaz. Ancak burada şöyle bir durum var. Bir kere çok güzelsin. Güneş-Venüs kavuşumun var. Eğer mutlu olmayı gerçekten istiyorsan ilişkileri ikinci plana atıp öncelikle kariyerine önem vermen lazım. Çünkü sen kariyerde başarılı olduğunda, Güneş Venüs tepede, ay para evinde, paranı kazandığında kendini daha iyi hissedecek bir bireysin. Bu arada ilişkiler alanında Uranüs ve Neptün var.
genellikle sana uygun olmayan insanları seçme ve üzülme eğilimindesin. Çok zeki, über zeki, işte mühendis zekalı tipleri de seçiyor olabilirsin ama hep seni üzenleri seçtiğini görüyorum. Üzülmek istemiyorsan önceliği kariyerine ve iş hayatına vermen gerektiğini düşünüyorum. Bence çok şanslısın. Sadece biraz arıza çıkarmamaya ve arıza insanlardan uzak durmaya çalış sevgili Bahar'cığım. Lamia, asistan neden yani Sema. Güneş yengeç yükselen teraziyim. Hayatım boyunca hep erkek figürler tarafından kısıtlandım. Bakalım. Bundan kurtulmaya çalışıyorum. Kariyer, aile, aşk konularında beni neler bekliyor? Çok geniş sormuşsun. Ben sana genel bir yorum yapacağım Sema'cığım. Senin şöyle bir bakayım. Sema diyor ki hep diyor kısıtlandım. Sebebi şu olabilir mi? Evet, çok bariz bir şekilde Sema'cığım, güneşin yengeç ve yükselenindeki aya, ascendantında ay var. Ona çok sert bir Mars'a da kare yapıyor. Satürn ise vay anasını, Satürn koçta ve Satürn de ayına, güneşine, haritanda şey var. Bir dakika tam göreyim şu haritayı. Haritanda sert bir T kare var. Yani güneş Satürn karesi. Aa, bu aç bende de var. Bu kadar olmaz. Güneş Satürn karen var. Üstüne üstlük güneş ay karen var. Ve ay Satürn karşıtlığın var. O kadar derdini doğru ifade etmişsin ki bu ne demek? Ay, Satürn ve güneş arasında bir T kare var demek. Bu da senin annenin de hep kısıtlandığını ya da seni kısıtladığını, ailende baba, dede, ata, otorite figürler tarafından hep baskı altında tutulduğunu, o kadar haklısın ki bu isyanı söylemekte. Sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle bende de var Güneş Satürn karesi. Ama neyse ki Güneş tepende, Venüs ve Merkür de tepende. Benim sana tavsiyem, yükseleni yöneten Venüs 10. evde ve 11. evini de etkilediği için, Güneş de 10. evinde tepende olduğu için asla hayallerinden vazgeçme. Özel hayatında seni kısıtlayan insanlar evet olacaktır. Çünkü 7. evinde Satürn var. Sen de kariyer planlarını hayata geçirmeden ilişki konusunda aceleci olma derim. Ne kadar güçlü olur o güneş gibi tepeye çıkarsan o kadar o Satürn'ün soğutucu ve baskılayıcı etkisine maruz kalmamış olursun. Çok haklısın, çok zor bir açın varmış ama bunu aşabilirsin. Bu kadar derdi çektiğine göre vardır bir sebebi, sen bunu aşabilirsin. Nisare, Mine Hanım merhaba, ben Güneş Burcu'm, Yengeç Yükselim Terazi. Ay Burcu'm Oğlak, eyvah en de bak. Nisa, senin birleşmen var ya, illallah, kızma bana. Nisa, çok dengesizlik verir. Yükselen terazi, güneş yengeç. Aman Allah, aman Allah, aman Allah. Ay oğlak, vay canına. Bir kere Satürn ay karşıtlığın var, sen de çok güzel bir kızsın. Güneş, Venüs, Merkür konuşkansın, zekisin, hafızan çok güçlü. İlişki evinin yöneticisi olan Mars'a baktığımızda 6. evde balık burcuna düşmüş. Genelde senin isteklerini karşılayamayacak, senden bir tık alt seviyede insanları seçiyor olabilirsin. Ama bu durumu değiştirmek senin elinde. Özellikle Mayıs ortasına kadar ilişkilerinle ilgili, Nisan ayında özellikle hatta çok şanslısın. Ama genel olarak denge problemi. Yani bir yere çok bir yere az değil. Aileye de yeterince sevgi saygı. Birlikteliğe de yeterince sevgi saygı. Çok sevgi, çok alaka, çok ilgi değil, dengeli gidersen çok faydasını görürsün. Bu arada senin erken evlenmeye bence meylin var. Erken de evlenir, yuvanı kurarsın. Ama önemli olan yuva kurmak değil, doğru biriyle yuva kurmak, biliyorsun. Ece, hello, güneş yengeç, yükselen aslan. Bir dakika, şunu yukarı çıkaramadım. Güneş yengeç, ana, gitti, dur. Bir dakika, eyvah, ne yaptım ben ya? Çok aşağı gittim. Çocuklar özür. Çok zor bunlara şey yapmak. Tekrar bulmam lazım. Özür diliyorum sizden. Aşağı inerken çok aşağı indim. 21.58. Şuradan itibaren de asistanı bulmam lazım. Selamlar, yayın kaydedilecek. Bu değil. Sorular tamamlamış. Hah, bir üste çıkayım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Beklettim. Bir dakika, bir dakika. Ceren Ş, Ölülem T, Jale. Şuradan da herhalde. Asistanı bulayım. Bahar'a cevapladım. Sema'ya cevap verdim. Nisa'ya cevap verdim.
Ha, Nisan şey demiş, yurt dışını düşünüyorum. İstediğim ülkeyle ilgili bir bağlantı oldu. Sizce fırsat çıkar mı? Nisan'ın sorusuna cevap vermedim, onu vereyim. Nisan, 9. evin ikizler. Ay sonu, yani Mart sonuna kadar bu konuyla ilgili çok zorlanabilirsin ama Mart sonundan sonra bir şansın olabileceğini düşünüyorum. Hatta Mayıs, Nisan-Mayıs aylarında da Jüpiter Plüton desteğiyle bir fırsatın olabileceğini düşünüyorum. Merkür 10. evde bence olabilir. Yani hatta bir şeyler gelişir olursa yaz aylarında belki gitme şansın olur gibi gözüküyor. Ece A, hello, Güneş Yengeç, Yükselen Aslan, Ay Yay, iş ve kariyer eğitim hayatımla ilgili hiçbir gelişme yok. Elim hep boş. Hangi yolu izlemeliyim? 16 Temmuz'da bir sınavım var. 10 dakikada söyleyeceğim şu an. Bakalım. Bir dakika. Bir kere akademik kariyer yapma konusunda yetenekli birisi. Biraz flörtözsün. Et çok çapkınsın gibi. Venüs 1. evde çok da güzel, çok da havalısın, çok da hoşsun. Jüpiter 9. evinde sen kesinlikle akademik kariyer yapabilirsin. Çok büyük başarılar elde edebilirsin. Mayıs ayı, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları, özellikle Haziran senin için büyük başarılara gebe olabilir maşallah. İstediklerine de muhakkak kavuşursun Güneş de 11. evinde. Sen hem ünlenmeye hem başarılı olmaya çok müsaitsin gibi gözüküyor. Eline attığın şeyler neden elinde kalıyor diye baktığımda da 6. evinde Neptün'ü görüyorum. 12. evinde de Venüs, şey Merkür var. Genelde Neptün Merkür karşıtı. Yani ne istediğini tam bilememek, tam karar verememek, tam emin olamamak, içinde sürekli konuşan geveze bir zihnin olması, seni sürekli geçmişe götüren, olduğun yerde saymana neden olan bir zihninin olması belki geriletiyordur Ececiğim. Ama çok başarılı olabilirsin. Lütfen korkularını ve kafa karışıklıklarını yazarak çözmeye çalış. Sana iyi gelecektir. Pelin A, merhaba Mine Hanım, sizi severek takip ediyorum. Öğrencinizim. Burcum Yengeç, Yükselen İkizler. Burcum son 2-3 senedir kariyerde ne kadar çalışsam da istediğim noktaya gelemedim. Aşk konusunda da bir adım gidemedim. Bakalım. Bir kere çok zekisin maşallah. Merkür retroymuş ama. Venüs bir tık 12. evde kalıyor. Jüpiter de bir 12. evde kalıyor. 26 derece boğa. Boyun boğaz tiroid hastalıklarına bir öncelikle dikkat et. Biraz güven problemin olabilir. Bazen kendine çok güvenirken bazen hiç güvenmiyorsun gibi. İlişkilerinle ilgili anacığım, bunların hepsinde ilişki alanı, nasıl bir ilişki alanınız var ya? Bir tanenizin de ilişki alanı düzgün değil ya Rabbi. Satürn, Uranüs, Neptün. Sen de böyle ya mühendis, matematiksel konularda çok zeki biriyle evlenirsin ya da böyle hep yanlış adamları seçmeye meyillisin. Dikkat et. Venüs 12. evinde. Ne istediğini bilmen, hayalperest olmaman ilişkilerin için çok önemli. Sıkılmaman, sıkılgansın bence, çok önemli. Aşırı zekisin, çok iyi bir astrolog olabilirsin. Ay Kova 9. evde. Bir kere bilgi sana ilahi olarak akabilir. Çok zeki bir tarafın var. Fakat biraz daha özgüvenli olmanı tavsiye ediyorum. İş kariyer konusunda da zorlanacaksın. Kariyerini inşa etmek için bayağı bir zorlanacaksın. Eğer hakkıyla mücadele edersen bu 2 yıl içerisinde istediğin konuma geçersin. Ama eğer pes edersen sıkıntı, pes etme. Yağmur. Ya. Yine en sona geldi, görüyor musun? Hayır ya, olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz, 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 olamaz. Bu gerçek olamayız. Bu gerçek olamaz, çocuklar takıldı. Allah'ım, ben hep aynı şeyi yaşarsam nasıl bitecek bu gece? Bir yorumu açayım bakayım kim ne diyor. Orada mısınız acaba? Nasılsınız? Çocuklar tekrar ileri gidiyorum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 22-14. Nasılsınız? Can Ceyizlerim. İlk baştan eğer kaydı ilerletebiliyorsanız ilerletin. Yengeçlerle ilgili bayağı bilgiler paylaştık. 21.48. Şuraya geleceğim asistana. Ha, yok, şuradan sonrası yok zaten. İnşallah 50 soruyu cevaplayabilirim. Sanırım şuradaydı. Ha. Ha, böyle iyiyim ben. En güzeli. Tamam, buldum. Ece'yi cevapladık. Pelin A. Tabii takip ediyorum. Ona da baktık. Yağmur.
Mine Hanım, bu sene çocuk planlıyorum. Ancak kariyerimle ikisini birlikte yürütebilir miyim bilmiyorum. Yağmur'a bakalım, çocuk planlıyormuş bakalım. Zamanı gelmiş mi? Tabii buradan sadece bundan anlayamayız. Birçok teknik vardır. Aa, bir kere 7. evin Akrep, bir yükselenin Boğa. Jüpiter 1. evde 29 derece. Evet, çocuk bir ihtimal, yani yüksek bir ihtimal çocuk sahibi olacaksın gibi gözüküyor. Kariyerle ikisini de yürütebilir misin? Bence yürütebilirsin ama şöyle bir şey var. 10. evinin girişi olan Jüpiter'den destek alacaksın. Sanki şeyden sonra biraz zorlanırsın gibi. Çocuğu yaptın. Yok. Evet. Biraz şeyde zorlanacaksın. 2024 ikinci yarısı, bahar ayları itibariyle zorlanma var. Evet, ikisini bir arada yürütmek hiç kolay olmayacak. Hiç kolay olmayacak ama senin Mars'ın 12. evde ve retro. Sen zaten böyle ara ara zorluklar yaşayıp onlardan kendini var etmeye alışık bir karaktersin. Biraz zorlanacaksın gibi gözüküyor. Muhtemelen 2024'ün başlarında evlat sahibi olursun. 2024'ün bahar aylarında da bayağı bir zorlanacağını görüyorum. Kolay değil ama niye olmasın? Yürütebilirsin. Yürütenler senden daha iyi değiller. Yapabilirsin diye düşünüyorum Tuğba. Yağmur. Tolga diyor ki, Güneş Koç yükselen Yengeç istifa etmiş 2019'da, zor zamanlarda. Annem öldü. Ay, kıyamam. 2017-2020 arası yengeçler için çok zordu, biliyorsunuz ki. Zor günler geçirdim. Şimdi işimi tekrar kurdum. Yükselişim başladı. Maddi ve manevi yükselişim devam edecek mi? Kesinlikle. Tolga, bir de haritana bakayım da tam konuşayım. Tolgacığım, kesinlikle zor günler geçirmişsin haklı olarak. Ama şu anda bir kere Jüpiter Güneş kavuşumu dönemindesin. Nisan ayında senin için çok önemli fırsatlar olabilir. Para kazanma konusuna gelince yaz aylarında bunu daha belirgin yaşayabilirsin. Zaten Jüpiter 8. evindeymiş. Venüs de 9 girişinde falan. Sen bir kere inanılmaz temiz kalpli bir insansın. Ve isteyip de alamayacağın hiçbir şey yok. Bence kesinlikle yükselişin devam edecek. Hele Jüpiter boğaya geçtikten sonra maşallah. O görünen o ki daha çok para kazanmaya başlayacaksın. Esra demiş ki, niye böyle oluyor bu ya? Şöyle yapayım, bakayım olacak mı? Bir dakika. Esra. Merhaba. Eşim yükselen Oğlak. 2,5 yıldır evliyiz. Ancak son 1 yıldır artık sorunlar çok yıpratıyor. Asla toparlanamıyoruz. Çocuğum olmasını istiyorum. Onu da istemiyor. Bu da beni çok üzüyor. Esra'cığım. Esra, yükselenim Boğa. 2018'den sonra zaten ilişkilerin falan... Yengeçmiş, özür özür. Güneşin Boğa'ymış. 15 derece. Merkür. Plüton 29 derece. Böyle bir soğuma yaşamanız, ilişkinizde zorlanma yaşamanız çok normal. Mart sonunda Plüton Kova'ya geçecek. Ayrılmak isteyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Ayrılsanız bile... Satürn de 29 dereceymiş. Sen ne çekmişsin ya? Aman, iyi atlatmışsın gene. Ayrılsanız bile şöyle bir durum olacağını düşünüyorum sevgili güzellik. Kızın adını unuttum, o yüzden böyle diyorum. Sanki böyle hep sonra pişman olabilirsiniz gibi geliyor. Bence bu ay biraz birbirinizden uzak kalın. Birbirinizi özleyin. Ondan sonra net bir karar verecekseniz verin diyorum ben. Çünkü Plüton tekrar bir oğlağa dönecek. Acaba yapmasa mıydık, etmese miydik, yanlış mı yaptık diyebilirsiniz. Benim tavsiyem, ayında da tutulma var tabii. Benim tavsiyem biraz birbirinizden uzak kalmanız. Çünkü ayrılma ihtimali var ama ayrılsanız da sonra niye ayrıldık ya falan diyebilirsiniz. Esracığım. Bence biraz sal onu. Yani bırak ne istiyorsa yapsın. Biraz uzak dursun. Belki iyi gelir ilişkinize diye düşünüyorum ben. Çünkü sonradan tekrar pişmanlık olur. Bence biraz uzak durun birbirinizden. Selma, Mine Hanım, iyi akşamlar. Yükselen Yengeç, yükselenim. Pardon, Güneş Yengeç, yükselenim Akrep. Almanya'da yaşıyorum. Kariyerimde yeni dönem merak ediyorum. Yeni profesörümüz geldi. Beni neler bekliyor? Yükselenim Akrep. Almanya'da yaşıyorum. Kariyerimde neler bekliyor diyor Selma. Selma'nın kariyer alanına bir bakalım. Kariyer alanı 9-10. ev. Girişi Başak. Çok çalışkansın bir kere, onu söyleyeyim. Hep çalışarak başarıyla ve disiplinli bir şekilde gidiyorsun. Bazen kendine ve etrafına eziyet edecek kadar çalışkan olabilirsin. Şimdi ama Mayıs'ta bir Akrep burcuna ait tutulması var. Seni birazcık, evet, hafiften biraz zorlayıcı günler bekliyor olabilir. Kariyerinde bir sarsılma olur diye düşünmüyorum. Ama seni zorlayacak koşullar olabilir. Bu yeni profesör de seni zorlayabilir. Böyle kendini var etmek için ekstra bir çaba sarf etmek zorunda kalabilirsin Selma. İşini sakın şansa bırakma.
Kimsenin umuduna bırakma kendini. Şöyle yapmam gerekiyormuş. Ne kadar disiplin o kadar iyi. Çünkü Satürn 10. evinin karşısından geçecek. Ailevi konular ve kariyer konuları birbirine girebilir, seni biraz yorabilir. Sema A, merhaba Mine Hanım. İşten çıkartılmış 10. ayın 31'inde. Tam Mars. Ne zaman iş bulurum ya da eski işime döner miyim? Bakalım Sema. Ne zaman iş bulurum diyor. Bakalım. 6. ev girişi Boğa. Bir kere Mayıs-Haziran ayları, Mayıs'ta retro var ama Mayıs-Haziran ayları çok verimli. 20 Nisan'dan sonra bile iş kısmetin açılabilir ancak retro var. Geri dönüş olabilir 20 Nisan-Mayıs aylarında. Geri dönüş olmasa bile Mayıs-Haziran, Mayıs sonu Haziran aylarında senin bir iş bulma ihtimalin çok güçlü. Jüpiter Boğa'ya geçecek, bir kere şans getirecek sana. Merak etme, sabırlı ol Sema'cığım. Kader, hayatımdaki gezegenlerin ev yerleşiminin... Bir dakika. Niye böyle oluyor ya? Hayatımdaki gezegenlerin evlere yerleşimini benim için olumlu olumsuz etkileri, özellikle stelyum. Çok yani çok soru soruyorsunuz karışık kuruşuk ya. Ne sorduğunuz bile belli değil. Kaderciğim. Kaderciğim ne soruyorsun? Ha, stelyum bunu merak etmiş. Tamam. Kader, senin akrepte ve yayda bir kümelenmen var. Aslında akrepte daha çok. Güneş'in yay, Mars'ın yay. İki gezegen akrepte, Jüpiter, Merkür, Venüs, Plüton olduğu için biraz daha güçlü bir kümelenmen var. Bir kere bu senin genel olarak şanslı, hırslı, başarılı bir insan olduğunu gösteriyor. Özellikle çok çekici olduğunu düşünüyorum. Venüs, Plüton kavuşumu var ama aşkta kendini eziyet etme, kendi kendini manipüle etme, kendi kendini hasta etme, kendi kendine böyle mutsuz etme ihtimali de çok yüksek. Ayın Boğa ve 11. evde. Bu ay için çok güçlü bir konum. Demek ki sen güçlü bir aileden geliyorsun. Güçlü bir karaktersin. Şanslı bir karaktersin. Ancak bazen yetinmeme, kendini çok kasma durumun var. Genel olarak 2023 yılında bunlar sana ne getirir dersen, büyük aşk travmaları. Aşkta çok büyük sarsılmalar yaşıyorsun zaten. Önümüzdeki Kasım'a kadar biraz Sezen Aksu şarkıları gibi şeyler yaşayabilirsin ama çok büyük aşk da yaşayabilirsin. Evliysen çocuk sahibi de olabilirsin gibi gözüküyor Kadercim senin. Lamia, güzeller güzeli Mineciğim. Çok teşekkürler Lamia. Ben Güneş Yengeç, Yükselen İkizler, Ay Başak Burcu'yum. Evet, ilişkimde zor zamanlar yaşıyorum. Çok normal. Lamia, şöyle ki canımsın. Satürn ayına bir karşılık yapmaya başladı. Mars yükseleninden geçiyor. Ağustos'un 20'sinden beri çekmediğin çile kalmamıştır desek şaka yapmış olmayız. Zaten Venüs retro 12. evindeymiş. İlişkilerle ilgili biraz talihsiz etkilerle bu dünyaya gelmişsin maalesef. Birazcık daha Mars sonuna kadar sabırlı olmanı tavsiye ederim. Ancak Ay Satürn karşıtlığı seni evlenmeye, anne olmaya da zorlayacaktır. Yani evlen, anne ol, yuvanı kur gibi. Ama Mars sonuna kadar "Ah yine bana haram geceler" şarkısını söyleyebilirsin. Sakin ol. Şşt şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol Lamia. Geçecek bence. Dilek. Merhaba. 21.10.78 İstanbul. Aşkta beni neler bekliyor? 2023'te genel olarak neye dikkat etmeliyim? Güzel bir soru. Bakalım. Aşkta beni net sormuş en azından. Aşkta seni neler bekliyor? Aşk evine de duyan gelmiş. İlişki alanında oğlak var. Bir kere bu Satürn'ün balık geçişi sana yarayabilir. Sana daha resmi, daha evlilikle yaklaşan, daha ciddi bakan insanlarla tanışma ihtimali maşallah yüksek. Eğer geçmiş bir aşk acısı çektiysen tekrar hortlayabilir. Özellikle Mayıs-Kasım arası böyle aşkta biraz travmatik, sarsıntılı, yine Sezen Aksu şarkısı modunda geçebilir. Ancak gerçek aşkı bulmana da ramak kalmış gibi gözüküyor. Sen doğuştan şanslısın bir kere, onu söyleyeyim. Jüpiter 2. evinde Aslan Burcu'nda, harcamayı da seviyorsun. Paran da gelir. Çok şanslı bir kızsın genel olarak ama... Babadan ya da aileden aldığın yaralar seni çok olumsuz etkiliyor gibi gözüküyor. 2023 senin gerçek aşkı bulman için vesile olabilir Dilekciğim. Jale. Çok teşekkür ederim. Doğum yeri Bakü. Azerbaycan'a selamlar. Yükselen Yengeç, Ay Koç. Kariyer hayatında beni ne durumlar bekliyor? Jale, bakalım hemen. Jale'nin kariyer haritasına. Jaleciğim. Yükselen Yengeçsin. Yengecin ilk dereceleri. 10. evinde Ay var. Jüpiter'le kavuşmak üzere. Bir kere Nisan ayında kariyerinle ilgili çok güçlü bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Yeni bir kariyer fırsatı karşına çıkabilir. Şansın özellikle iş anlamında ve bahar, yaz aylarında
Hele ki Temmuz'da aşk açısından, sosyalleşme ve başarı açısından çok güzel gözüküyor. Mehtap S. Merhaba Mine Hanım. Kuantum tarot diye bir şey var. Hiç duymadım. Hiç duymadım canımsın. Bir de yengeç burcuyum. Güneşim yengeç. Yükselim aslan. Ayım yine yengeç. Bu yıl beni neler bekliyor? Bakalım. Mehtapçığım, hiç kuantum tarot diye bir şey duymadım. O da yeni çıkmış demek ki. Bir de şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, tarot ve astroloji aynı şey değil. Asla aynı şey değil. Astroloji yıllar boyu eğitim almanız gereken, açı, geometri, matematikten yararlanan, asla karnından, kalbinden, sezgilerinden gelmeyen, hiç sezgi gücü olmayan birinin de eğitimle yapabileceği, öğrenebileceği, meteorolojinin bir tık daha spiritüel, bir tık daha insan hayatına dokunan hali gibi bir sistemdir. Astroloji spiritüel bir sistem değildir. Astroloji ağır kehanetler yapmak zorunda olan bir sistem de değildir. Olayların havayı koklamak, öngörüler yapmak, olabilecekleri keşfetmekle ilgilidir. Tarot için ise, tarotun da bir kadim kaynağı vardır. Ancak tarot için sezgi gücüne ihtiyaç var. Her önüne gelen de güzel tarot bakabilir diye düşünmüyorum. Bir kere hem bilgi olarak bilmeli, hem de sezgileri güçlü olmalı. Tarot biraz daha sezgi gücüne dayanan ve çok fazla böyle hani astroloji gibi eğitim falan gerektiren bir sistem değil. Tarot fal çeşitlerinden bir faldır. Kadim bir öğretidir, ancak astroloji ile alakası yoktur arkadaşlar. Astrolojiyi fal zannedenler de büyük cahillerdir. Cahilsinizdir fal sanıyorsanız ve zaten kıymetini bilmediğiniz bir ilimden de yararlanmak size nasip olmaz. Onu da söyleyeyim. Kuantum tarot diye bir şey de hiç duymadım. Her gün insanlar yeni yeni şeyler çıkarıyorlar. Belki bir dayanağı, bir gerekçesi varsa da saygı duyuyorum. Bence bunu ilgilenenlere sormanda yarar var canım. Yükselenin aslan, Venüs birinci evde, çok güzelsin. Jüpiter'le karşıt bayağı güzelsin. Çok çekicisin. Maşallahın var. Fakat her şeyi çok içine atan Ay, Mars, Güneş hepsi 12'de. Yanlış insanlarla ilişki yaşayan, hep yanlış etkilere kapılan, kendi kendine düşmanlık eden bir yapın var. Kendine bir çekidüzen ver. Çok spiritüelsin. Sezgilerin çok güçlü Mehtap. İnanılmaz güçlü sezgilere sahipsin. Ama kendi kendini manipüle etme eğilimin de var. Fazla gizem tarafına kaymamaya, kendini oralarda kaybetmemeye çalış diye söyleyeyim. Semra, ilişki ve evlilik görünüyor mu kısa zamanda demiş. Bakalım Semra evlenebilir mi? Önce bir Venüs'üne kontrol ederim. Ne kadar güçlü bir Venüs'ü varmış. Semra'nın Venüs'ü Descendant'ta ikizler burcunda Kiron'la irtibatlı ve Ay'dan ışık almış. Bir kere çok beğenilen, aşık olunan, genelde flörtöz insanların hemen ilgisini çeken birisin. Biraz da kendin hafiften flörtöz olabilirsin. Dili ağzında, herkesle konuşabilen, çok muhabbetli bir yapıya sahipsin. Asla art niyet diye bir şey bilmiyorsun. Fakat ilişkilerde hep yara alıyorsun, hep hatalar yapıyorsun. Aynı anda iki kişiyi sevmek, karar verememek, iki kişi arasında kalmak senin için bir problem olabilir. Ya da yanlış seçimler yapmak da bir problem olabilir. Venüs'ün 8. evde aslandaymış. İlişkiden ne beklediğini çok iyi tahmin etmen lazım. Bir kere Mart sonuna kadar ilişkilerle ilgili zorlukların devam ediyor gibi gözüküyor. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Yakın zamanda evlilik diyemem. Nisan ayı çok verimli ilişkilerle ilgili. Bak, çok çok verimli. Ama sanki senin biraz 2024 gibi öyle bir şeylerin olacak gibi gözüküyor sevgili Semra. Sanki senin zamanın 2024 gibi geldi bana. Özlem T. Merhaba Mine Hanım. Burcum Boğa, yükselim yengeç, ay terazi. 2019'da sağlık sorunlarım vardı. Tedavim bitti. Ay, çok geçmiş olsun. Haritamda tekrar edecek bir şey gözüküyor mu? Özlemciğim, öncelikle şunu söyleyeyim. Ne olursunuz astrologlara, kimseye sağlığınızla ilgili soru sormayın. Çünkü bir astroloğun sana sağlığınla ilgili yalan söylemesi ya da doğru söylemesi sana bir şey katmayacak. Doğru söylerse üzüleceksin. Yalan söylerse yalan söylemiş olacak. Hiç gerek yok. Sağlığınızla ilgili konuları doktorunuzla konuşmalısınız ve tamamen kişisel gelişim ve pozitif enerjiye odaklanmalısınız. Senin sağlığınla ilgili tekrar edecek bir şey var mı? Bir kere şu 2 ay daha biraz kendine çok dikkat edeceksin canım benim. Çünkü Mars'ın ikizlermiş. Mart sonu biraz dikkat et. Ondan sonra takip eden 2-2,5 ay da biraz dikkat edersen, yaz aylarında Ağustos gibi böyle bir tık dolaşım veya işte ufaktan bir böyle bir stres atlatabilirsin. Bu yılı da biraz dikkat ederek geçir genel olarak, ama özellikle sana söylediğim şu Mart'ın sonu, Nisan, Mayıs, Haziran'ın ilk 15 gününe kadar biraz daha dikkatli olman gerekiyor.
Ama öyle nükseder, seni kötü duruma sokar bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir kere Güneş ve Venüs 11. evinde. Boyun boğaz tiroidlerine de biraz dikkat et. Venüs Merkür 25 dereceymiş. Venüs diyorum, Merkür 25 dereceymiş. Boğazına, konuşmana, ses tellerine falan biraz dikkat et ama genel olarak sen şanslı bir insansın ve dualarını somutlaştırabilen bir insansın. Özlem, çok geçmiş olsun. Lütfen pozitif enerjiyle dol. Sağlığınla ilgili de kimseye bence soru sorma lütfen diyorum, bak özellikle. Sadece iyi düşün. Haritamı yorumlar mısınız demiş Ceren şeye. Bunu da bir soru olarak kabul ediyorum. Tabii ki bütün haritanı yorumlayamam ama sana kısaca bir şey söyleyebilirim. Yükseleni Aslan. Yükseleni yöneten Güneş 12. evde ve 29 derece Jüpiter'le temaslı. Sen aslında çok şanslısın ama kendi içini çok dinleyen, iç sesini çok dinleyen, bilinçaltını çok dinleyen, geçmişte bir türlü tam adaptasyon sağlayamayan bir yapın olduğun için, hani geçmişte günümüz arasında tam denge kuramadığı için kendine biraz eziyet eder bir tarafın var. Venüs'ün ikinci evin girişinde ve Başak'ta çok mükemmeliyetçi olmamanı, Plüton'a da karesi var, Satürn'e de uyumsuz. İlişkilerde çok mükemmeliyetçi olmamanı, kendini, güzelliğini, dış görünüşünü, insanların dış görünüşünü çok takıntı haline getirmemeni tavsiye ederim. Birazcık böyle kendine fazla takılıyorsun gibi, yani kendini üstüne fazla gidiyorsun gibi. Ceren, bunu bırakman lazım. Evet. Cansu D. Mine Hanım, hayatımda zenginlik var mı? Kariyerimde zirve ne zaman? Şanslı dönemlerim. Zenginlik var mı? Bakalım önce. Bir kere ikinci evi yengeç kesiyor. Aslanla devam ediyor. Yönetici ay koçta, kuzey ay düğümüne kavuşuyor. İlerleyen yaşlarda paralı bir biri olabilirsin. Bunun için çabalayabilirsin. Çok çabalarsan istediğini de alabilirsin. Ancak çok büyük zenginlik alameti veren bir haritaya benzemiyor. Bu demek değil ki olmayacak. Bu arada paran çok olsa da sen çok harcayacağın için muhtemelen zaten paran kalmayacaktır. Biraz müsrif olduğunu düşünüyorum. Ve bir şeyleri hırs haline getirmemen gerektiğini düşünüyorum. Kariyerinle ilgili Nisan ayı oldukça verimli görünüyor Cansu. Pınar K. Merhaba Mine Hanım. İlişkilerimde ve işimle ilgili, ilişkilerimde ve işimle ilgili ve maddiyatla. Maşallah. Evet. 3 soru soruyorsunuz. 1 soru soruyormuş gibi. Yükselen Boğa. 17 Mayıs'tan sonra genel olarak şansınız artmaya başlar ama Mayıs ayında bunu hissedemeyebilirsiniz. Çok zor geçer. Ay 12. evde Koç'ta. Eğer bir ihanet varsa hayatınızda, sizden ya da karşı taraftan kaynaklı, bunlarla bir Nisan ayında yüzleşmeler olabilir. Mayıs biraz zor geçebilir. Mayıs'tan sonra yavaş yavaş şansınız açılmaya başlar. Kariyer hayatınızla ilgili de çok zor günler geçirmişsiniz gerçekten. Bir sıfırlanma olabilir Mart itibariyle. Önümüzdeki yıl bambaşka bir iş planıyla ya da bambaşka bir pozisyonda bile devam edebilirsiniz. Feray O. İyi akşamlar. Ne zaman ailemle bir arada olacağım? Oğlum kuş, küs, onunla ne zaman doğ? Ay kıyamam. 7 senedir çok güzel güç. Feraye Hanımcığım, öncelikle çok üzüldüm. Oğluyla küsmüş Feraye Hanım. Yükselen Yengeç Merkür 1. evde. Güneş Venüs 12. evde. Yanlış seçimler, yanlış tercihler belki ailenizi, aranızı açtı. Ama hafızası çok güçlü ve dili çok tatlı, kalbi çok güzel bir insansınız. Uranüs 5. evinizde. Oğlunuz biraz size karşı ve hayata karşı da katı olabilir. Aranızda çok beklenmedik, sarsıcı, ani şeyler yaşanmış olabilir. Bence bu Plüton Oğlak'tan bir çıkacak. Sonra tekrar döndüğünde yaz aylarında oğlunuzla bir karşılaşma, Temmuz gibi bir konuşma, bir araya gelme durumu olabilir. Bence buna çok takılmayın. Satürn de 3. evdeymiş Başak'ta. Satürn-Mars kavuşumu. Temmuz'da bir karşılaşma olsa da işte yaz ayları yine sert. Sizin kalbinizi kırabilir. Sizi biraz incitebilir. Kardeşleriniz ya da akrabalarınız durumu daha kötü hale getiriyor olabilir. Ya da sizi bir araya getirmek için ekstra çaba sarf edebilirler. Benim size tavsiyem, çok zor bir konu biliyorum sevgili Feray Hanım. Ağlayasım geldi ya. Ama bence oğlumuzun üstüne hiç gitmeyin. Nisan'da bir gelişme olabilir. Temmuz'da olabilir. Ama Eylül, Ekim aylarında yine sizi çok kırabilir. Bence üstüne hiç gitmeyin. Zamana bırakın. Sadece onu uzaktan sevmeye ve sevdiğinizi hissettirecek bir şeyler yapmaya devam edin. Yaptıklarına da kırılmayın diyeyim. Ne diyeyim? Üzüldüm. Biraz zorlu bir ilişkiniz var gibi. Burcum Akrep yükselim. Olcay. Bunu aslında başta anlattım. Çok genel sorular sormuştun Olcay. Bir kere kariyer hayatınla ilgili senin de Nisan çok verimli. Ayın burada, Nisan ayında güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Aşk hayatında da büyük dönüm noktaların olacak gibi gözüküyor. Mayıs-Kasım arası bayağı dandan akan meydan muharebesi. İlişkilerinle ilgili hem tutku
hem çok zorluklar var böyle bir arada. Kariyer hayatınla ilgili Nisan, ilişkilerinle ilgili Mayıs-Kasım arası çok güçlü etkiler sahibi olacaksın. Senin parlama ve dönüşüm yılın kesinlikle 2024'ün sonu 2025 yılı olacak. O zaman çok büyük bir başarı elde edecek ve hayatında istediğin noktaya geldiğini maşallah göreceksin gibi gözüküyor. Büşra K. Mine Hanım, 2020 yılının başından beri rüyaların bilinçaltın karman çorman. 3 senedir bazı düşüncelerin özellikle geçmişle alakalı etkisi altındayım. Ne zaman kurtulurum? Büşra'cığım, 2017-2020 arası yengeç etkili haritalar için çok zorlayıcıydı. Şu anda da 9. ev Satürn etkisi, Güneş Satürn üçgeni yaşıyorsun. Büşra'cığım ve senin nezdinde herkese sesleneyim. Ne olur arkadaşlar, bak büyük bütün kalbimle yalvarıyorum. Biliyorsunuz ben de inançlı bir insanım. Sizler de öylesiniz. Ama başınıza bir şey geldiğinde, kötü rüya gördüğünüzde, tuhaf şeyler yaşadığınızda ilk başvuracağınız şey bilim olmalı. Mesela rüyalarında böyle bir karmaşa varsa bunu bir psikiyatristle paylaşmalısın Büşra. Ben sana buradan astrolojik olarak ne söylesem de sadece seni mutlu etmek için yalan söylemiş olurum. Etkinin neden olduğunu görebiliyorum ama bunun çözümü bir doktordan geçer. Zaten 9. evin kova, Satürn buraya geldikten sonra olay daha da karmaşık olmuş. Hala buradan geçiyor. Şu an hala bu etki devam ediyor. Bence rüyalarındaki bu karmaşayı çözmek için, bence değil haritana da göre böyle, kesinlikle bir doktora görünmelisin. Bir konuşmalısın. Neden bunları görüyorum? Belki basit bir tedavisi var. Çünkü her şey beyinde başlıyor biliyorsunuz. Beyin çok önemli bir organ yani. Siz bir insanın cinsel tercihlerini, hormonların salgılandığı alan bir kere. Sinirli olmasını, mutlu olmasını, mutsuz olmasını, kötü rüya görmesini, iyi rüya görmesini, her şeyini beyin etkiliyor. Ne olursunuz böyle garip şeyler yaşadığınızda ilk başvuracağınız şey bilim olsun. Venüs Mars 12. evinde, sezgilerin de çok güçlü. Ama bu karmaşayı çözmek için lütfen doktora başvur. Büşra, senden çok çok büyük rica ediyorum. Merve. Merhaba Mine Hanım. Temmuz ve Ağustos ayında KPSS'ye gireceğim. Üçüncü girişim olacak. Bu sene atağım olur mu? Son 5 yıldır düzenimiz değişiyor. Bakalım. Dördüncü evden ne alıyorsun da düzenim bu kadar değişiyor? Aa, tabii. Muğlak kova etkileri çok normal. Bence bir taşınma, bir büyük taşınma daha yaşayabilirsiniz. Önce onu söyleyeyim. 3 senedir uğraşıyorsun. Ağustos'taki sınavın Venüs'ün retrosu var. Bence çok enteresan. Venüs'ün aslan ve o tarihlerde bir Venüs retrosu var. Daha önce kaçırdığın bir fırsatı yakalayabilmen anlamına geliyor. Bence bu sefer başarabilirsin. Sana boş ümit vermiş olmayayım ama gerçekten başarabilirsin. Güçlü bir etkileşim bu. Ama bir değişim daha yaşayacaksınız gibi görünüyor Merveciğim. Son yıllarda yaşadıklarınız hep oradan ağır hareket eden gezegenlerin geçmesinden dolayı. Ceren Şiye. Sanki bu arkadaş sormadı mı ya? Merhaba Mine Hanım. Doğum haritamı yorumlar mısınız? Özellikle kariyer alanında. Ceren Şiye. Doğum haritasına bakalım. Kariyer. Ceren'in 10. evi Boğa. Yükseleni Aslan. 12. Ben bu haritayı gördüm ya. Niye iki kere soru soruyorsun Ceren? İki kere soruyorsun. Ben bu haritayı az önce baktım. Neyse, yanılıyorsam da özür diliyorum ama ben bu haritaya baktım. Mars 5 derece Aslan, Merkür aynı harita. Bu kadar benzerlik olur mu bilmiyorum. Değilse de özür diliyorum ama Venüs de Başak aynı harita. Venüs, Plüton, Satürn, Kuzey Ay, Düğüm, Kare aynı harita. Kariyer hayatında Mayıs'tan sonra güzel gelişmeler olacak diyorum. Ceren'cim, bu kadar. Ben iki kez aynı soru sormayın dediğim halde. Asistanımız buradaysa bir bakabilir mi? Ceren Şey'e. Ama Mayıs'tan sonra gerçekten güzel gelişmeler yaşayacağını söyleyebilirim kariyerinle ilgili. Çünkü Jüpiter kariyer alanına yerleşecek. Biraz iş dünyandaki huzursuzluklardan kurtul. Merve G. Merhaba Mine Hanım. Son 2 yıldır eğitim hayatım ve ruhsal açıdan çok yorgun. 9. ev konuları. Hakkında yorum yapar mısınız? Bunu dediğiniz anda 9. ev konularıdır. Tamam mı? Bakalım 9. evinden tabii ki Satürn gelmiş. Bu ne demek oluyor? 9. evine Satürn gelmiş. Bu işler biraz daha karmaşıklaşacak, biraz daha zorlaşacak, sonra düzelmeye başlayacak. Sen bu Mart boyunca bu karmaşayı daha yoğun hissedeceksin gibi gözüküyor. Temmuz ayında daha bir kendini bulma yolculuğunda rahatlarsın gibi gözüküyor. Eğitim, ruhsal konular, manevi konular. Tam da başta bahsettiğim gibi o kadar net almışsın ki bu etkiyi. Kendini bulma yolculuğundasın. Kendini bulma yolculuğundasın Merve. Bu çok normal. Sümeyye. Seni elmiş de yapabilir. Merhaba Mine Hanım. Yengeç. Evet. Sümeyye ne sormuş? Sormamış Sümeyye. Sadece kendini atmış. Sümeyye'ye kısa bir yorum yapalım. Sümeyye yükselen boğasın. Yükselenini yöneten Venüs. Şunu neden aşağı alamıyorum ya? Ha, aldım.
Yükseleni yöneten Venüs 29 derece. 5. evin girişinde. Hep ailenle istediklerin arasında sıkışıp kalmışsın. Hep sevdiğin şeyler için büyük savaşlar vermişsin. Ve sonuç olarak ayında boğada yine yükseleni yöneten. Yani istemediğin şeylere evet demek zorunda kalmış olabilirsin. Bu sene seni ne bekliyor dersek, bir kere sosyal çevrende bir değişim süreci yaşanacak. Bu 2 yıl boyunca çok değişecek sosyal çevren, güvendiğin insanlar. Birazcık ruhsal olarak kendini, maneviyatını güçlendirmeni tavsiye ediyorum. Ve gerçekten zor bir ailede zor şeyler yaşamışsın. Gerek çocuk, evlendiysen çocuklar, aşk hayatın. Hep zor şeyler yaşamışsın ama Jüpiter-Venüs temasın olduğu için aslanda. Yine de şanslısın ve güçlüsün demek istiyorum sana. Bu yıl sorumluluk alacağın şeyler kesinlikle sosyal çevren ve aşk, çocuklar konuları olacak. Seni biraz büyütecek ve zorlayacak gibi. Bebek ile alakalı. Selma'nın bebeği olur mu? Bakalım. Bazıları aynı soruları sormuşsa gerçekten kızıyorum. Selma'nın bebeği olur mu? 5. evin girişi Başak. Satürn 11. evden geçiyor. Selma, bu yıl değilse de bir sonrakiden 2024 gibi bir bebeğin olma ihtimali yüksek. 5. evin girişi Başak, yöneticisi Merkür. 3. evin girişinde Yengeç'te, doğurgan bir burçta. Onu yöneten Ay'a baktığımızda oysa Akrep'te. Bu tutulma sonrası 6 ay içinde hamile kalmak ve önümüzdeki yıl Mayıs ayı gibi dünyaya getirme ihtimalin çok yüksek. Kaba taslak söylüyorum tabii bunu. Merhaba Mine Hanım. Hayatımdaki son insanla ilişkimiz bitti ancak bağımız kopmadı. Ailevi bağımız da kopmadı. Bir yolda birleşebilir miyiz? Oğlak. Senin ilişki alanın bayağı zorluymuş. Venüs Uranüs Neptün kavuşumu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gayet olabilir. Gayet olabilir. Bir de onun bilgilerine bakacağım tekrar, dur. Ha. 3-10-95. Bu insan senin kadar net ve kararlı olmayabilir. Ekim ayına kadar bir şeyler böyle çok iniş çıkışlı olabilir. Tam ne olacağını, ne olmayacağını sen Nisan'da çok net göreceksin. Ama ona rağmen, yani olur mu olmaz mı? Diyelim ki bit gitti, çıktı tamamen hayatından. Tekrar geri de gelebilir. Yani önümüzdeki 6 ay boyunca bir iniş çıkış gözüküyor. Ama Nisan'da bununla ilgili çok net seninle olur ya da olmaz. Özellikle Nisan ortası sana böyle bir cevap verebilir Gülsüm. Bana biraz bu senin kadar kararlı ve net birisi gibi gelmedi. Yani senin kadar kararlı ve net gibi gelmedi. Bir bakışta kal bakalım. Nesli Şahse. Merhaba demiş sadece. Sümeyye'yi cevaplamıştım sanki. Deniz son bir haftadır çok zor günler geçiriyorum. Denizci, Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Yükselen Koç'sun. Satürn 12. evine teşrif etmiş. Haklısın. Kendini eğer manevi konulara vermezsen, sorumluluk almazsan, ihtiyacı olan insanlara yardım etmezsen, eğer ki sadece kendi iç dünyana çekilir, başka insanlara fayda sağlamazsan daha zor şeyler yaşayabilirsin. Bak çok samimi söylüyorum. Derhal yardımsever bir kişiliğe bürünerek, ihtiyacı olanlara elini uzatarak, kendi acılarına değil, başkalarının acılarına destek olmaya çalışarak iyileşmek zorundasın. Sana bir sevdiğin ve güvendiğin birisi olarak çok sevgilerimi gönderiyorum Deniz. Ama asla kendi derdinle dertlenmemelisin, içine kapanmamalısın. Ne kadar insanlara yardım elini uzatır, işte bir veterinerlik olur, okuyorsan seçebilirsin, hayvanlara yardım etmek olur, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olur, senin şifan burada. Aksi halde sen çok sıkıntı yaşarsın, bak uyarıyorum seni. Merhaba Mine Hanım, çok özür diliyorum ama Satürn 12. evine geçmiş, olgunlaşmak zorundasın. Gülsüm Hanım, hayatımdaki son insanla ilişkimiz bitti, bunu sormuştun. Niye Gülsüm tekrar soruyor, ben mi yanlış yok? Bir dakika ya. Ne kadar yanlış. Ben dedim ki aynı soruyu 2 kere sormayın dedim ama. Sümeyye A.
Sümeyye, Mayıs'tan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta Mayıs ayında ilişkin tamamen kopabilir ya da netleşebilir. Ama Mayıs'a kadar çok sürünceme var. Mayıs bittikten sonra sen her şeyin cevabını almış olacaksın. Biraz zorlanacaksın. Bir süre daha sabırlı ol. En azından Nisan'da biraz daha bir şeyler belli olur ama Mayıs'ın bir bitmesi lazım Sümeyye. Göksu, burcum Kova, yükselenim Yengeç, ay burcum olarak hayatta sınavlarım hep ilişkilerimden verdim. Ne zaman sağlıklı bir ilişkim olacak? Bakalım neden ilişkilerinden hep sınav vermiş? Kesin yandan yemiştir Venüsçüğüm. Oo, Venüs 8. evde ve Kova burcunda. 7. evde yine duyan gelmiş Neptün, Uranüs efendim. İlişkilere çok odaklısın. İlişki senin için çok önemli ama bir o kadar da hep yanlış insanlara, çılgın, marjinal, orijinal, farklı insanlara çekiliyorsun. Farklı insanlar, çılgın insanlar tabii ki sana da çılgın davranıyorlar. Yükselenin Yengeç, hem ilişkiye çok ihtiyacın var hem de doğru insanı seçme konusunda zorlanıyorsun. Ha özür dilerim, Venüs'ün yaymış 23 derece Merkür'le. Bir an kafam gitti. Ama o da 6. evin girişinde. Hep sana uygun olmayan, sana layık olmayan insanları seçme eğiliminde olduğunu görüyorum. İlişkilerinin yolunda gitmesini istiyorsan beklentini çok yüksek tutmayarak, Allah'tan Venüs Merkür sekstilin var. Ve hani çok marjinal olsun, çok sıra dışı olsun demeden gerçekten önce merhametli olan insanlara yönelmeni tavsiye ediyorum ama senin ilişki hayatın evet biraz öyle geçmiş. Doğru seçimi yapman da kolay değil, sen de haklısın. Ama sana böyle her gün çiçek almasa da ya da ne bileyim çok böyle romantik olmasa da sağlam karakterli insanlara yönelmeye çalışmanı tavsiye ediyorum. Biraz Venüs'ün altıda kalıyor yayda. Birden fazla evlilik, ne bileyim yanlış insanlara çekilme bunları çok yaşatabilir. O yüzden dikkat etmen lazım. Aynur Hanım. Yükselen Yengeç, Satürn, Mars 1. evde, eyvah eyvah. 28 derece Satürn Yengeç. Aile hayatında ve genel olarak hani ilişkilerde zorlanmış bir yapınız var. Hep adamlar ayağınıza gelmiştir. Hep sizi kendileri üzmüştür yine. Yani niye geldin, niye üzdün olmuştur hikayeler. Sorumluluk sahibi bir insansınız. İlişki sorumluluğunu almak istiyorsunuz, taşımak istiyorsunuz ama kıymetiniz biliniyor mu ondan emin değilim. 11. evinizde Jüpiter var. Bu bona fortuna demek. Venüs de orada. Her ne kadar zorlansanız da bir kere çok şanslısınız. Bona fortuna dediğimiz çifte şansa sahipsiniz. Bu şansınızı siz de Jüpiter'in bu aya geçmesiyle beraber Mayıs ayından itibaren çok daha net hissedersiniz. Tolga. Ha. Ama 21.45 demiştik Tolgacığım. Gülsüm de. Merhaba Mine Hanım. Hayatımdaki son insanla ilişkimiz bitti. Ancak bağımız kopmadı. Gülsüm. Gülsüm, bir şey söyleyeceğim. Asistanlar buradaysanız Gülsüm Hanım 10 defa aynı soruyu etiketlemiş ve defalarca uyarmamıza rağmen. Çok ayıp yapıyorsunuz. Neslişah da sormuştu bu soruyu. Ne zaman ev, araba, mal sahibi hocam? Neslişah belki aynı isimdir diye bilemiyorum. Tekrar bakacağım. Neslişah, yükselen yengeç, Mars 1. evde. Sanki ben bu haritayı da gördüm ama. Venüs, Satürn hepsi alayı 4. evde. Bir kere mal sahibi olursun. Jüpiter de orada. Kes evvel Allah olursun. Nisan şanslısın. 2024 ikinci yarısından itibaren çok şanslısın. Bence 2024'ün ikinci yarısından itibaren. Güneşin neredeymiş? Aslandaymış. 2025 tam istediğin maddi güce 2025 gibi erişebilirsin ve o süreçte de mal mülk sahibi olursun 2024 ikinci yarısı 2025 gibi. Bu birden fazla soru yazanları da buradan kınıyorum bu arada. Çok ayıp yaptığınız. İnsanların hakkına giriyorsunuz, zamanımızı çalıyorsunuz. Çok ayıp gerçekten. Özellikle kopyala yapıştır yapmayın dememize rağmen. Aynur bana pozitif negatif demiş. Aynur bir kere sen çok zor günler geçirdin. Tutulmalar, Satürn geçişi vesaire. Bu Mayıs senin için biraz çetrefilli ve zor geçebilir. Aynı kişi çetrefilli ve zor geçebilir. Ancak bona fortunan var. Mayıs'tan sonra rahatlarsın. Aynı soruyu soranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Kızıyoruz. Ayıp, ayıp yapıyorsunuz. Melina. Merhaba Mine Hanım. Benim bir sorum. 16 senedir ilişkim olamıyor. Benim haritamda acaba var mı evlilik diyor. Melina. Melina. Venüs'ü kesin. Venüs 2 derece aslan. Güneş 11. evde. 4. evde. 7. evde Jüpiter retro. Pardon. Hep Merkür'le Venüs'ü niye karıştırıyorum? Venüs 1. evde. Aa, retro mu?
Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelsin. Çok zarif bir yapın var. Birden fazla evlilik veren bir haritan var bu arada. Ya da çok uzun ilişki artı evlilik gibi. Bir kere Satürn 7. evini tararken 2024 yılı senin için evlilikle ilgili çok güçlü etkiler barındırıyor. Yani bugüne kadar hiç olmadığın kadar. Belki en son yaşın kaç bilmiyorum, ona bakamadım ama 2009-2008'de bu kadar güçlü bir etki almıştım. Bu etki seni evlendirir diye düşünüyorum. İnşallah doğru bir evlilik yaparsın. Önemli olan o. 16 senedir ilişkim olamıyor dediğine göre, en son 2008-2009'da çok güçlü açılar almıştın, zorlu. Ama bu açılar seni evlendirebilir. Gayet olur yani. Şükran A. Burcum yengeç, yükselen yengeç, ay burcum. Haritada neler var? Şükran Hanım. Şükran Hanım. Yükselen yengeç Venüs 12'de 28 derece Polaris'te kavuşuyor. Sen hep hayatta zor ilişkiler seçtin ama bu zor ilişkilerinde de yol gösterici etkileri aldın. Yanlış ilişkiler seni büyüttü, seni sen yaptı. Merkür para evinin girişinde, gayet para konusunda şanslısın. İlişkilerle ilgili o kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum. Hem partnerlerine yol gösteren hem de hep yol gösterici insanlarla karşılaşan birisin. Sakın keşke deme, filozof bir tarafın var. Kuzey yıldızı gibisin arkadaşların hayatında. Ama ailenden sevgi ve ilgi görmediğin için belki de duygularını yansıtma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Flörtöz bir tarafın var ve bunları dengelemen gerekiyor diye düşünüyorum. Ay, Satürn karşıtlığın var. Aradığını bulamama, tam benimseyememe, tam kendini verememe gibi böyle bir denge problemi var gibi sevgili Şükran. Ama yani gerçekten kuzey yıldızı gibisin. Venüs Polaris kavuşumun var. Betelgeuz. Ne olur ne olur Allah sana böyle bir zor zamanında yardım eder. Beyza, kariyer alanında hangi konularda ilerleyebilirim? Güzel bir soru sormuş Beyza. Çok güzel bir soru. Beyza'cığım, senin öncelikle kariyer alanını Koç burcu kesiyor. Boğanın son dereceleri, şey balığın son dereceleri Koç. Güneş burada çok güzel bir pozisyonda. Güneş Koç'ta zaten yüceldiği bir yerde, bir de 10. evde. Bir de para evine bakarsak Jüpiter de burada. Muhteşem. 6. evde de Plüton var. Güneş Plüton üçgenin var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular, hukuk, akademik kariyer yapmak, olduğun pozisyondan kat be kat yükselmekle ilgili aşırı özel bir şansın var. Şaka yapmıyorum. Bak, inanılmaz bir şey söyleyeceğim sana. Güneş'in Koç yücelimde. Venüs'ün balık yücelimde. Jüpiter'in ikinci evde aslanda, yücelimde değil ama ikinci evde olması başlı başına güçlü bir etki. Tam bir filozofsun, tam bir yazarsın. Babanla ya da dedenle ilgili, sevdiğin biriyle ilgili çok büyük bir travman olabilir. Bütün bunlara rağmen şansın, bahtın çok açık. Özellikle uluslararası işler, yabancılarla ilgili konular, iletişim sektörü, halkla ilişkiler, kendi işini yapmak, patronu olmak, liderlik etmek. Genel şansın çok güçlü bu anlamda. Ne yapsan, taşa sıksan suyunu çıkartırsın. Çok da güzel para kazanırsın Beyza. Haritanı çok beğendim ama travmatik bir olay var. Yani geçmişte baba, dede. Merhaba Mine Hanım. Satürn Kova'da acaba beni neler bekliyor? Aylin A. Satürn Kova'da beni neler bekliyor? Evet. Satürn kovadan çıktı. Bu arada Satürn döngünü tamamladın. Şimdi artık aşk hayatında ciddiyete gelme, aşık olma, evlenme, çocuk yapmakla ilgili 2-2,5 yıl kadar gündemin olacak. Hayat sana bu konuda destek verecek. Evlenmen ve çocuk yapman konusunda. Özellikle vay anasını, Mayıs'ta Boğa burcuna geçen Jüpiter 7. evinde. Satürn'le olan etkileşimi. 2024 evli mutlu çocuklu olma ihtimalin çok çok yüksek. Tabii sen de arzu ediyorsan ama ay 12. evinde duygularını yansıtmak, ifade etmek konusunda sıkıntıların var. Güneş Venüs kavuşumun var. Mutlu bir yuvan olursa sen de mutlu olursun gibi gözüküyor. Sen de çok güzel ve güzel ruhlu bir birisin Aylin. Perihan P. Burcum Yengeç, yükselen Başak, Ay burcu Terazi. Bitmeyen bir mahkemem var demiş. Bakalım ne zaman biter. 9. evde kesin. Bir şey söyleyeyim mi? Venüs retro 9. Aman yarabbim, tam bir karmik mesele. Sana bir şey tavsiye edeceğim.
Kesinlikle hemen küçük bir kız çocuğunun sorumluluğunu alıyorsun. Bu onun bezini almak olur, mamasını almak olur, bakmak olur. Nedir bilmiyorum ama senin kızlarla, kadınlarla ilgili çok ilişkilerle ilgili çok büyük bir karman var. Eğer bunları yaparsan Mayıs ayında çok büyük bir dönüm noktası yaşayacaksın. Bu mahkeme en geç önümüzdeki Ekim'e kadar, hadi taş patlasın Kasım'a kadar devam eder ama Mayıs'ta çok büyük çözülmeler yaşayacaksın. Ekim gibi biteceğini düşünüyorum ben. Senin derhal bir küçük kız çocuğunun sorumluluğunu alman lazım. İnanılmaz bir karmik haritaya sahipsin. Çok karmik bir haritaya sahipsin. Resmen 9. evinde Venüs retro. İnanılmaz bir şey. Ne boğada retro. Yıllar sonra Jüpiter buraya geçecek. Sana şans verecek ama senin bir kız çocuğuna Perihan yardım etmen gerekiyor. Yani sorumluluğunu alman gerekiyor. Mehtapse, beni bu yıl neler bekliyor? Mehtap, ama Mehtap sana ben cevap verdim. Şu an profilini görünce hatırladım. Kesinlikle cevaplayamayacağım bunu. Profilini görünce hatırladım. Büşra'nın 7. evinde Oğlak Stelium varmış. Bakalım. Büşra, 7. evinde Uranüs, Neptün ve Satürn var. Ve retroda. 1. evinde Jüpiter'le karşıt. Hep çok zeki, çok akıllı ama soğuk karakterli insanları tercih ediyor olabilirsin. İlişkilerinde birazcık böyle iniş çıkışlara müsaitsin ya da geleneksel çizgilerden çıkmaya çalışıyorsun. Bu 7. evdeki stelyum senin mühendis, matematiksel konularla ilgilenen zeki ama soğuk karakterde insanları çektiğini, ilişkilerle ilgili de zorluklar ve terbiye, yani karma alanının ilişkiler olduğunu gösteriyor. Ama Satürn kendi yönettiği yerde olduğu için geç olsun güç olmasın misali en sonunda ciddi ilişki moduna girersin. Hülya Şe, zenginlik var mı? Sıkıldım hesap kitap yapmaktan. Bakalım. İkinci eviniz Başak bir kere. Para evini Başak kesenler çalışmadan para kazanamazlar arkadaşlar. İkinci ev Başak eşittir no avanta. Çalışmak yes. Merkür 11. evde, Jüpiter de orada. Bakın eğer gerçekten çalışırsanız bir yani kendi yükselen aslan bir kere yaratıcı bir insansınız ama dupe var. Çok çabuk patlayan ve parlayan bir karaktersiniz. Eğer sakin olur, gerçekten yaratıcılığınızı kullanır ve çok sevdiğiniz bir işi yaparsanız çok zengin olur musunuz bilmiyorum ama kimseye muhtaç olmayacak kadar çok para kazanabilirsiniz. 2024-2025 yıllarında şansınız büyük ölçüde dönecektir. Bunun adımlarını da 2023'ten hissetmeye başlarsınız ikinci yarısından itibaren. Çok büyük zenginlik diyemiyoruz ama çalışırsanız çok büyük bereket diyebiliyoruz. Çünkü ikinci ev Başak emek istiyor. Arı gibi çalış kazan diyor. Fatma, aşk hayatım ne zaman düzelir? Fatima. Beşinci ev Yay. Bakalım bir dakika. Akrep. Aşk hayatın canım senin önümüzdeki Kasım'dan evvel düzeleceğini düşünmüyorum. Bir de Venüs'ün retroymuş terazide. Merkür'le kavuşumda. Hep eskiye dönmek, tamamlayamamak, bitirememek, ilişkilerin içinden çıkamamak gibi problemler var. Mars-Neptün kavuşum var. Yanlış insanlara... Ya bütün kızların haritası aynı olur. Yanlış insanlara böyle dolandırıcı, kandırıcı tiplere çekiliyorsun. Zeki, ağza iyi laf yapan insanlara çekiliyorsun. Önümüzdeki Ekim'le beraber çok büyük bir aşka tutulabilirsin. Nisan'da aşk hayatında alan çok çok açık. Nisan'da da büyük bir aşk olabilir senin için ama esas Ekim'de dananın kuyruğu kopuyor. Yani büyük bir aşk fırtınasının içine düştüğünü fark edebilirsin. Ama tavsiyem o ki yalancı ve dolandırıcı tiple seni bunalıma sokan insanlardan uzak dur. Mars-Neptün kavuşumun var. Yani çok zekidir falan, ukaladır, uzak dur öyle tiplerden. Çünkü seni kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak. Çok zeki ve biraz da aldatan tipleri çekiyorsun. Buna dikkat et. İrem A. Doktora yapıyorum. Sonunda akademik olarak bir yere gelebilecek miyim? Çok güzel bir soru. Hemen cevaplıyorum. İrem'in sorusunu cevaplıyorum. Akademik olarak İrem bir yere gelir mi? 9. ev terazi. Ekim ayıyla beraber çok güçlü etkiler altındasın. Zorlanacaksın belki. Venüs nerede? Yok yok sen bir yere gelirsin. Gayet gelirsin. Plüton'un kovaya geçmesi, önümüzdeki ay tutulması süreci seni destekliyor. Ekim, Kasım senin için de bu anlamda iyi gözüküyor İrem, pes etme. Hani böyle muazzam ötesi muazzam değil ama çabayla olacak bir durum. Merhaba Mine Hanım. Ne kim o? Ayşe H ya da Ayşe Hanım.
borçlarımı ödemek için, geçim sağlamak için. Fakat buralarda hiç kolay değil. Yoruldum epeyce. Artık ülkeme dönüp kendi işimi icra etmek istiyorum. Ayşe Hanım iş ilkesine döner mi? İşini icra eder mi? Ayşe Hanım'ın yükselenin yenge... Aa, Ayşe Hanım hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Temmuz ayı ve Temmuz 2023, Ocak 2024 arası büyük ihtimalle 2023'ün sonunda buralara gelme ihtimalinizle bir düzen kurma ihtimaliniz çok yüksek. Ve Satürn'ün karşılıklı yaşıyorsunuz. Kesinlikle geliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi işinizi kurar mısınız? 10. ev balık. Biraz zorlanabilirsiniz ama 2024 yılında bu da mümkün. Hatta önden şimdi Nisan'da bir şeyler yapmak, diğer yılın sonuna doğru tam olarak gelmek, bir sonraki yılın ilk 3-4 ayında da iş güç kariyer konularına 2024 Nisan gibi mesela kariyerinizi oturtmak gibi şanslarınız var gibi gözüküyor. Gayet de geliyorsunuz buralara söyleyeyim. Sorular tamamlanmış. Aa, 50 soru mu cevapladım ben şimdi? Helal olsun bana. Vallahi helal olsun. Peki birazcık bakayım yine aşağılardan torpil yapayım çocuklara. Hadi. Hadi 51. soru. Ne demiş bu? Evet K. Yükselen akrepsin. Mayıs'ta ay tutulması var. Kendine mukayyet ol. Duygularını dengele. Evet K. Lütfen sakın gerilme. Mayıs'ı güzel geçirirsen sonra senin için çok şanslı, çok verimli, maşallah çok bereketli. Ayşe'ye de cevaplayayım. Satürn'ün balıkta, bir dakika ne sormuş? Satürn'ün balıkta bu süreçte zorlanır mıyım? Ayşe, sen tam bir olgunlaşma sürecinden geçiyorsun. Kolay geçmeyecek ama korktuğun kadar zor geçeceğini de düşünmüyorum. Hayatın gerçekleriyle ve zamanı doğru kullanmayla ilgili olgunlaşma sürecinde olacaksın. Merhaba Mine Hanım, bu sene aradığım aşkı olup evlenecek miyim demişsin. İlk Nur, sadece bunu cevaplıyorum. Para falan girmeyin o işlere, ikisi çok ayrı konular. Aradığı aşkı bulur mu? Aradığı aşkı gayet de bulur. Nisan-Ekim arası. Ekim'den sonra, yani 2023 Ekim-2024 Nisan arası aradığın aşkı bulman ve evlenme ihtimalin gerçekten var. Ancak sorun şu ki, Mars 4. evde aile kavuşuyor. Duygularını, böyle fırtınalarını biraz dengelemen gerekiyor ilk Nur. Yani kızınca her şeyi çok soğuklaşıyorsun, şey yapıyorsun, kırıcı oluyorsun. Ay Mars kavuşumu, çabuk karar veriyorsun, çabuk duygularını dışarı yansıtıyorsun. Bunu yapmaman lazım. Yedek soru alırsanız demiş Ceren. Ceren'cim, Ay Koç, çevremden ziyade kendimle çatışma halindeyim. Kesin 12. evde bir şeyler vardır. Bakalım Ceren. Ceren 12. evin ikizler kesiyor. Zihnin hiç durmadan konuşuyor haliyle. Yöneticisi Merkür 3. evde Aslan'da. Hep mükemmeli arayan bir yapı. Bir kere bunu bir dengelemeye çalış. Kuzey Ay düğümün ikizler, sen özel bir ruhsun. Kuzey Ay düğümün Neptün'le karşıt. Ve God'la kavuşuyor Neptün. Geçmişten çok özel bir ruh getiriyorsun. Ancak depresif, depresyon etkili bir haritan var. Birazcık istersen Mars'ta 1. evinde. Hep sen de arıza çıkartırsın, hep arızaları da bulursun. Dolayısıyla senden rica ediyorum Ceren'cim, birazcık sağlığına ve kendine özen göstermen, terapi alarak ilerlemen. Bakın ben çok sorunlu, problemli arkadaşlarım olmuştur, hepimizin olmuştur. İlişkisinden darbe yiyordur, işte hak ettiği değeri görmüyordur, acı çekiyordur. İnanın bana, terapiyle hepsinin hayatı düzene girdi. Doğru bir terapist bulduğunuz zaman sizin hayatınızı bir şekilde düzene sokar. Yardımcı olur. Kendinizle yüzleşirsiniz. Gerçekleri görürsünüz. İç çatışmalarınız bitsin istiyorsanız faydalı olmaya çalışın. Bir insan bu dünya cehenneminin içinde bu kadar haksızlığın arasında ancak iyilik yaparak mutlu olabilir. Buna da yürekten inanın. İyiliği arttırın. Başkalarının derdiyle meşgul olduğumuz zaman kendi dertlerimize meşgul olmayı bırakıyoruz çünkü. Daha büyük acılar var. Bugün mesela yorum okuyorum. Allah'ım, bir hanımefendi yazmış, diyor ki ben diyor depremde eşimi kaybettim, çocuklarımla. Yani kadın hayatı bir anda alt üst oldu. Mesela böyle insanları gördüğüm zaman benim, aman senin derdin dert midir diyorum. Yani bu kadar acının içinde hala ona buna sataşanlar, hala kötülük üretenler, hala kendi derdini ders zannedenlere de bir şey diyemiyorum artık. Lütfen şunu anlayın. Dünya bizlerden ibaret değil, çok daha zor durumda insanlar var. Çok acı çekiyorsak, kendimizi çok dinliyorsak, moralimizi gereksiz yere çok bozuyorsak demek ki az yardım ediyoruz. Bakın, balık burcu ve yengeç burcu kişileri. Yükselen yengeç, ay yengeç, ay balık, yükselen balık, güneş balık. Bunlar başkalarına yardım etmeden, başkalarına iyilik etmeden asla huzur bulamazlar. Bir yengecin veya bir balığın, yani bu haritaların etkisine sahip kişilerin
dünyada mutlu olabilmek için en yoğun arzu duydukları şey kesinlikle iyilik etmektir. Bencilleştikçe kendi derdinize düşersiniz. Bencilleştikçe kendinizden uzaklaşırsınız. Kafanız bozulmaya, ruh haliniz bozulmaya başlar. Sizler bu gezegenin doğuştan şifacısınız. Şifacısısınız. Bunun farkına varın ve gerçekten kendinizi iyiliğe adayın yengeçler. Siz çünkü gerçekten inançlı, ruhu yüksek, maneviyatı kalbinde taşıyan, hangi dine mensup olursa, hangi inanca mensup olursa olsun, yüreğinde yaradanı ve ilahi sistemi çok net hisseden şifacı ruhlarsınız. Başkalarını beslemeden mutlu olamazsınız. Başkalarına yardım etmeden mutlu olamazsınız. Başkalarının yaralarını sarmadan yaralarınız iyileşmez. Şifacı ruhunuzu kabul edin. Başkalarının yaralarını sararak iyileşmeyi öğrenin. Canlarımın içleri. Sorularımız buraya kadar. Çok da yorucu oldu benim için de biraz ama çok severek cevapladım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi çok öpüyorum. Lütfen yayının başını dinleyin. Yengeçler için anlattıklarımı izlemeyi unutmayın. Miss Astro Instagram hesabımızı mutlaka takip edin. Miss Astro üyeliği yapabilirsiniz. Üyelik ücretli değil. Doğum haritanıza bakabilirsiniz. İsterseniz ondan sonraki kısım için abone olabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, söylerim tabii. Hayat içimde bir kor, her şey bana yabancı. Dünya öyle bir han ki, acı içinde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu da Türkan Şoray'ın bestesi. Kendisi bir yengeç. Çok enteresan. Yengeçler çok yaratıcı ve gecenin çocukları. Çok güzel sesleri vardır. Çok güzel şarkılar söylerler. Sizi öpüyorum. İyi geceler.